Evet. Hocam şimdi 3 dakikamız kaldı ama izleyicilerimizden birisi şunu sormuş. Onun için hızlıca bunu sormak istiyorum. Kanal tedavilerini soruyor. Çünkü kanal tedavileri de çürüklerde geri geldiğinde kullanılan şeyler. Şöyle demiş, ben demiş bundan 2 ay önce kanal tedavisi yaptırdım ama bir hafta önce yaklaşık olarak dişimde kırık oluştu. Dolayısıyla ben buradan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. 0514 ile biten izleyicimiz çok geçmiş olsun. Kanal tedavisi yapılan dişlerde ne tür sorunlar çıkabiliyor? Yani çıkabilir mi bu sorunlar? Mesela renk değiştirebilir mi? Başka problemler çıkabilir mi? Rengi morarabilir mi? Kahverengileşiyor mu? Evet. Şimdi kanal tedavisi sırasında bazı sorunlarımız çıkabiliyor. Nedir? Kanal tedavisi sırasında dişin kökündeki iltihabı almamız ve dişin içinde iltihaplı siniri almamız hedef ya. Evet. Dişin kökü ucunda iltihap kalabiliyor. Ha. Bu kanal tedavisinin yenilenmesiyle veya da başka bir diş kurtarma operasyonuyla sonuçlanması gerekebilir diş kurtarmak için. Onun dışında diş içerisinde kanal tedavisi yapılırken bir videomuz da var. Belki o da katkıda bulunabilir Tamam. Bu konuya. İsteyelim videomuzu. Kanal tedavisi yapılırken dişin içerisinde yerleştirilen miller vardı. Sinirleri almak için veya da genişletmek Ha için. bu şey programın başında izledik. Evet Bu tabii mu? ki. Bu değil, Aynen değil mi? öyle. Bu değil ama Bu değil. Programın en başında gösteriyor. Bunu izleyebiliriz. Bunu izleyelim. Aynen. Dişin içerisindeki bakın sinirler çürüdü ya. Evet. İltihap yaptı. O pembeler sinir tabii. Aynen. Kök ucunda şimdi biraz daha iltihap oluşmaya başlayacak. Evet. Bu iltihap oluştuktan sonra iltihap kanal tedavisi sonrasında kalabiliyor. Elimizden geldiğince hekimler olarak iyi şekilde davranmaya, Temizliyoruz bunu zaten. temizlemeye çalışıyoruz. Evet. Bakın iltihap büyüdü. İltihabın kalması durumu olabilir. Ay nasıl o diş kökünde iltihap oldu? Aynen öyle. Ay dişim sızladı sanki psikolojik olarak. Ve kanal tedavisi yapıldıktan sonraki süre içerisinde girecek o miller var ya genişletmek Evet. için kullandığımız o miller bazen kırılabiliyor. Eğer iyi yerde kırılırsa ideal tam temizlendiyse kanalın içerisinde kalabilir. Dişin içerisinde kalma ihtimali olabilir. Ancak kötü yerde kırıldıysa dişin çekimine kadar giden süreç olabilir. Ancak biz bazı durumlarda dişin içerisinde kalan o vidanın da alınması durumuna geçebiliyoruz. Yani dişin içerisinde o kalan vida çıkartılabiliyor. O yüzden yeniden sağlıklı bir şekilde hastanın kullanmasını ortaya koyabiliyoruz. Yani kanal tedavisi yapıldı, işte orası kırıldı, o çekilecek anlamına gelmiyor. Yine Hayır. tamir ediliyor bir Tabii şekilde, ki tedavi ediliyor kanal yani. tedavisi yapıldı, başarısız oldu. Kanal tedavisi yenileme işlemi yapabilir. Yenilenebiliyor. Veya da başka diş kurtarma operasyonları var. Onlar yapılabiliyor. Sorunuzun içerisinde bir de renklenme vardı. Evet, renklenme var. Renklenme de başlı başına bir durum. Hastalar dişlerini kanal tedavisi yaptırıyorlar veya da yaptırmıyorlar. Dişleri morarma, pembeleşme olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Küçük yaşta, eski yaşlarda darbe alan dişlerde köklerde kist oluşuyor. Bu da dişlerde kararma şeklinde bize karşımıza renklenme çıkıyor. Olarak karşımıza çıkıyor. Yani diyor ki benim dişim morardı. Ya niye morardı? Bir bakmamız gerekiyor. Klinik ve radyografik muayene yapıldıktan sonra bunun diş kurtarma operasyonları veya kanal tedavisi ve dolguyla dişler çekilmeden kurtarılabilir. Veya da dişlerde bazen pembeleşme oluyor. Böyle grileşme, pembeleşme. Bu tür durumlarda da kanal tedavisinin içerisindeki o hani pembe çubuklar var ya Evet, doldurduğumuz. evet. O biraz aşırı fazla büyük kalınca dişlerde yansıma yapıyor. O dişlerin o pembe parçası çıkartılıp ana dolgusunu yenilendikten sonra o da düzelebiliyor. Veya Korkmasınlar yani. Korkmalarına gerek yok. Veya da şöyle dolgunun altında bazen çürük kalabiliyor. O da morarma kararmayla karşımıza çıkıyor. O da çürük temizlenip tekrar dolguyu yenileyerek de gayet rahatlıkla kazandırabiliyoruz aslında. Yani sonuna kadar tedavi, tedavi, tedavi. Elimizden geldiğince. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki programda görüşmek üzere diyorum. Peki, ben de çok teşekkür ederim Sağ olun. ikinize. Sağ olun.